Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Matematik dersinde daireyi, çemberi öğreneceğiz bugün. Çocuklar, bu annelerimizin nakış yaptığı bir kasnak. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu bir çember şeklinde çocuklar. Çember. Hani bazen bazı eski zamanlarda böyle oyun oynarlardı. Lastikleri var sokaklarda böyle sürmeye dayalı, yuvarlamaya dayalı oyunlar oynanırdı. Evet, mesela bu benim bir bileziğim. Annelerimizin ya da sizlerin, kızların bilezikleri var değil mi? Böyle çember diyoruz çocuklar, çember. Mesela bir koli bandı aldım ben. Mesela çember şeklinde, içi boş çocuklar. Evet. Mesela bu bir kapak. Daire çocuklar. Aynı çember şeklinde ama içi dolu. Daire. Aynı şekilde. Başka bir kapak. Şeffaf olduğu için şunu göstereyim. İçi dolu bir şekilde bir kapak. Daire şeklinde diyoruz. Şimdi daireyi şöyle diyelim. Daire diyelim. Çember diyelim. Ama ikisi de. Şimdi bunların pergel yardımıyla çizimi de var. Ama onu ilerleyen zamandaki derslerimizde göstereceğiz. Evimizdeki bardaklardan, kaselerden, tabaklardan, herhangi bir kapaklardan faydalanarak, cisimlerden faydalanarak çizim yapabiliriz. Şimdi dairede çiziyorum. Mesela ben dairede bunu seçtim. Herhangi bir kapak. Siz de istediğiniz büyüklükte seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim, koydum. Etrafından, bunu hiç kıpırdatmadan, tepesinden hafif bastırarak, hiç kıpırdatmadan etrafından çiziyorum. Kaydırsam şekli bozulur. Evet. Hiç elimi kaldırmadan, şeklimi oynatmadan, evet. Bir daire çiziyorum. Şimdi bunu ne yapalım? Hangi renk yapalım? Hangi renk yapalım? Sarı yapalım mı? Sarı görünür mü bir bakalım. Aynı şekilde gideceğim. Yine aynı yerine koydum. Koydum. Sarı yaptım. İçinde dolduracağım çünkü. Böyle güneş gibi olsun. Güneş gibi olsun. Pardon. Sert bıraktım. Ses yaptım biraz. Evet. Güneş gibi olsun. Annelerimiz yuvarlak, mesela çay tepsisi bazen değil mi? Bize bir şeyler hazırlar annemiz. Biz kardeşlerimizle ya da kuzenlerimizle, arkadaşlarımızla otururuz o tepsi ya da sininin başına. O da dairedir. İçi doludur çocuklar. Tabaklarımız gibi. Evet. Bu daire. İçi tam dolu. Evet, sadece çember çiziyorum şimdi. Yine aynı şekilde bu büyüklükte olsun. Tamam mı? Farklı büyüklükte olmasın. Çizdim. İçine biraz daha küçük bir çember daha çizmek istiyorum. Çemberin o kalınlığını, yani daha ince de olabilir kenar kısmı da. Ben yani içinin boş olduğunu ifade edebilmek için, gösterebilmek için bu şekilde çizdim. Bu arayı da dolduracağım sizin için. Kahverengi olsun bu da. Ama çok gürültü yaptım ben ya. Çok incecik. Hani sadece bir çember çizip sadece o çizgi üzerinde de gidebilirsiniz. O önemli değil. Ben görün diye bu şekilde çiziyorum. Bu şekilde çizdim. Evet çocuklar, hiç bakın bakalım bu şekillerde hiç köşe görebiliyor musunuz? Karede de, dikdörtgende, üçgende gördüğümüz köşeleri görüyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü köşesi yoktur çocuklar. Evet. Evet, bir çember çizip biraz da kalın çizim iyice görün diye. Daha ince de olabilir kenarı. Evet, şimdi ne dedi? Şuraya yazalım. Evet. Dairede bir kenardan bahsedemiyoruz çocuklar. Hani kare, üçgen, dikdörtgen çizerken düz cetvelimizi kullanarak, hatta dümdüz çizdik ama bir düz bir kenardan bahsedemediğimiz için kenar
yoktur. Köşe, dairede kenar yoktur. Köşesi, köşe yoktur. Doğru, şöyle yanlış yani. Yoktur. Dairenin içi doludur. İçi doludur diyelim. Yani çay tepsisi gibi düşünelim. Evet, çemberde yine kenar yoktur. Köşe yoktur. Çünkü düz bir kenardan bahsedemiyoruz burada. Ve dairenin içi boş halidir. Değil mi? Dairenin içi boş hali. İçi boştur diyelim. Siz anlarsınız. İçi boştur. Çember ve daireyi de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.